Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 İyi akşamlar sayın seyircilerim. Pardon mis. Bildiğiniz ve benim de bildiğim gibi Amerika'da ve Türkiye'de seçim rüzgarları esiyordu. Kendi kendime dedim ki Amerika'da bir başkan seçildi. Ben niye seçilmeyeyim? Benim ondan değil mi eksik değil mi anacığım? Ayrıca kaynanasını idare edebilen bir nebahat bir devleti rahat rahat idare eder. Hem benim kaynanamla koskocaman devlet gibi bir kadın. Bu nedenle de politikaya atıldım. Benim seyircim, benim şöhretim, benim kaynanam, benim anacığım, benim her şeyim sevgili seyircilerim. Ben de bir seçim kampanyası başlatıyorum. Siz de fırsatı kaçırmadan kampanyamızdan yararlanın. İsterseniz oylarınızı taksit taksit atabilirsiniz. Yeter ki beni Birleşik Devletler Başkanı seçin anacığım. Aranızda niçin Amerika başkanını biz seçiyormuşuz diyenler olduğunu duyar gibiyim. Niyesi var mı anacığım? Nasıl olsa burası da oradan yönetiliyor. Bu yüzden kendi başkanınızı seçmek en doğal hakkınız. Beni seçin anacığım. Nebaleti seçersen saçını yolarız diyenler olacaktır. Onlara aldırmayın. Seçim propaganda konuşmam burada bitiyor. Megaleti, pardon, mega nebaleti seçin. Şimdi programı seyredebilirsiniz. Artık herkesin bir otomobili olabilir. Lale Bankası düşük faizle dileyen herkese otomobil kredisi veriyor. Sürpriz! Aa, babam gelmiş. Hoş geldin kocacığım. Ne o, erkencisin bugün? Bilin bakalım bu torbalarda neler var? Aa, nereden çıktı ayol bu torbalar? Neler var baba bu torbada? Evet, köse oğlundan iki kangal sucuk. En kalitelisinden 250 gram kuru kaşar. Ve gene köse oğlundan iki tane Macar salamı. Ve de Doğan Mandıra'dan koca bir kavanoz incir reçeli. Rıfat, yoksa? Ne yoksası? Allah kahretmesin seni. Otomobil kredisini alıp bunlara yatırdın değil mi? Aa, dur ya dur. Size de hiç yaran olmuyor. Ulan bizim karnımız aç be. Ne yapacağız otomobili? Otomobil kredisiyle gittim yiyecek aldım. E ne yapalım? Yiyecek kredisi vermiyorlar ki. Çıldıracağım, mideyi kestik. Beklenmeyen ziyaretçi bu gece olacak o kadar televizyonunda. Haberlerden hemen sonra vatandaşın çilesinden az önce. Hadi iki kahve ayarlayın bakayım. Peki. Yuvanızı biz yapıyoruz. Bu gece olacak o kadar televizyonunda. Reklamlardan sonra kapanış haberlerinden önce. Askeri hastaneden geldi. Merhaba hasta. Sağ ol. Özel haber. Hastanelerimizin hali. Bu gece olacak o kadar da. Bu program yayınlanınca yer yerinden oynayacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ev bakmıştım da. Öyle mi? Kiralık bir ev alıyorum. Buyurun ayakta kalmayın. Şöyle oturun. Teşekkür ederim. Nasıl bir şey bakmıştınız? Şöyle iki oda bir salon, ufak bir şey bize yeter. Öyle deniz görsün filan özel bir merakınız yoksa istediğiniz gibi küçük kutu gibi temiz evlerimiz var. Evli misiniz? Evet evliyim. Tam istediğiniz gibi bir ev var. Aman ne iyi. Cadde üstü, iki oda, bir salon. Gayet güzel. Çok iyi. Kaç lira istiyorlar? $400. Kaç? $400. Dolar. Hı. Türk lirası olarak tutamaz mı? Türk parası falan yok. $400. İllaki dolar. İllaki dolar.
O zaman ben bir düşüneyim. Size haber veririm. Müsaade edin. Estağfurullah. Beşiktaş, 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 Beşiktaş. Melikin. Hemen gidiyor mu? Ön tarafı dolduralım, gidiyoruz abi. Beşiktaş, 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 Beşiktaş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Böyle olmayacak. Haber salmak lazım. 400 dolarmış. Ne 400 doları ya? Ne diyorsun kardeşim sen? Yok, kendi kendime konuşuyorum. Şuradan bir Beşiktaş verir misiniz? Buradan mı? Evet. Buyur şoför bey. Paralar bozuk olsun lütfen. 5 dolardan ne alıyorduk? Bir Beşiktaş. Bozuğu yok muydu abla? Ay maalesef yok. Evet, başka parasını vermeyen. Beşiktaş ne kadardı? 60 sent abi. Hayda, ne oluyor ya? Allah Allah. Bakın ben de şöyle bir 10 bin lira ver. Buradan versem. Geçmez abicim bu paraya. Nasıl geçmez ya? Tedavülden kalktı abi bu para. Kalktı mı, ne zaman? 5 yıl oluyor. Hayda. Böyle olacağı belliydi zaten. Önce birkaç tane pilot mal seçildi. Evler, apartmanlar satışlarını veya kiralarını dolar üstünden yapmaya başladılar. Beyaz eşyalar dolar üstünden satıldı. Akıldaki tutuluyor. Doğrudan doğruya dolara geçildi. Ha. İyi oldu da vallahi. Piyasada çifte uygulama vardı. Vatandaş da şaşırmıştı ne yapacağını. Ben ne yapacağım peki üstümdeki bu paraları? Bende de bu paralardan epeyce var ama beyefendi kimse almıyor artık. Merkez Bankası alıyormuş diyorlar. Orada da para etmiyor. Ben ne yapacağımı biliyorum. Evde saklayacağım, ileride torunlarıma gösteririm. Hiç olmazsa şöyle baktıkça gençliğimi hatırlarım. Yani bu hatta Türk parası geçmiyor, öyle mi? Geçmiyor kardeşim, kardeşim, geçmiyor. Hareket etmeden ben ineyim bari, ne yapayım? Hadi Allah ya. Haydi Beşiktaş, haydi haydi. Beşiktaş, 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 haydi. Beşiktaş, bir iki, bir iki, Beşiktaş. Allah güzelsin. Çoluğunun çocuğunun bahsi için abici. Al, benim bir işime yaramıyor, senin olsun. Abi hop hop. Bu geçmez abi. Hiç değilse sterlin, dolar filan versen hani. Rüya görüyorum abi. Abi hiç değilse bir mark ver. Allah rızası için bir mark abicim. Bir dolar. Bak abicim, dolarla çalışırım ona göre. Zaten sabahtan beri milletle uğraşmaktan iflahımız kesildi. Taksimetreyi de dolara ayarlattık. Bir dolardan açılır, kilometrede de 50 sent yazar. Yok yok, binmeyeceğim. Henüz bu konuya psikolojik olarak hazır değilim. Ben de eve yürüyerek giderim. Buradan ev kaç mil ki? Şuradan bir de sigara alayım. Oradan bir vida verir misiniz? Vida vereyim canım, buyurun. Kaç mark? 5 mark canım. Buyurun. Bereket versin, teşekkür sağ ol. Teşekkür ederiz. Güle güle, güle güle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 2000 sigarası var değil mi? Var canım, var. 2000 sigarası verim size. Bu ne bu kardeşim? Para işte, 2000 sigarasının parası. Kardeşim tedavülden kalktı bunlar. Uyuyor musun sen ya? Ya Merkez Bankası alıyormuş ya. Bir 2000 sigarası istiyorum. Al bir 10 bin lira daha vereyim. Yok kardeşim, olmaz. Al bütün paralarımı vereyim, bir 2000 sigarası ver. Hayda, hayret bir şey ya. Kardeşim geçmez diyorum para ya. Geçmez diyorum. Geçmez, geçmez. Krizdeyim, bana bir 2000 sigarası var. Adamı kapatın. Aman adam boğazıyorlar. Help, help. Polismen, polismen! Hop hop, ne oluyor lan? Bırak lan o bıçağı elinden. Şikayetçi memur bey. Zorla tedavülden kalkmış, paraları bana vermek istiyor. Cezasını verin şunun. Ha şu mesele, artık böyleleri çok çıkıyor son zamanlarda. Ülke parasının değer kaybetmesi karşısında hiddetlenmenin cezası yok. Sadece manevi cezası var, onu da bunlar çekiyor zaten. Hadi yürü. Geliyor. Haftaya Olacak O Kadar televizyonunun çok önemli bir konuğu var. O geliyor ve ayağının tozuyla çok önemli mesajlar veriyor. Bir gelsin de görün. Ah! Ah! 3 sorun, 3 güç sorun. Peki çözüm ne? Çok fonksiyonlu bir elektrik süpürgesi mi öneriyorsunuz? Hiç güleceğim yoktu. Bir elektrik süpürgesi sana kaça patlar biliyor musun şapşal? Ben mi? Peki ikinci kez soruyorum, çözüm ne? Çözüm Dürdane, çok fonksiyonlu gündelikçi Dürdane. Bütün sorunlarınız bitecek, her yer Dürdane ile temizlenecek. Olacak O Kadar televizyonunda kadınlar için bir köşe var anacığım.
haftadır buradasın. Yani kırgınlığın bu kadar da fazla değil mi yani? Ama baba, canım ne karışıyorsun? Evli değil mi? İstediği kadar kalır. Ya ben onun iyiliğini istiyorum. Öyle diyorsun ama kötülük ediyorsun kıza. Ne kötülük ya? Kim kötülük ediyor? Kovmadan beter ediyorsun canım. Tamam, benim için kendinizi üzmeyin. Bak gördün mü? Gücendirdin işte kızı. Ya gücenecek ne var bunda? Tamam bırak Allah aşkına, bırak. Kızım. Baban sever seni kızım. Kovmak istediğinden değil, korumaya çalışıyor seni. Ya ne diyorsun sen, deli misin sen? Ne kovması? Burası elbette onun evi. Ama bir kadının yeri, kocasının yanıdır. Yok canım, yani kadın kocasının kulu, kölesi mi olacak ha? Ya ne kölesi? Kim dedi köle diye şimdi ya? Ya sen söyledin ya. Bana bak, bunadın mı yoksa sen? Bana bak, bırak bak. Ne bura be? Bana alır sopayı vallahi döverim sana. Dur hadi, dur. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika, sen ne demek istiyorsun sen? Ben kızımı koruyorum, anladın mı? Ya ben korumuyor muyum yani? Bir dakika. Benim için üzülmenize gerek yok. Merhaba abla. Merhaba Salih. Hayrola, nereye böyle? Kocamın evine gidiyorum. Ya abla bekle, yalnız olur mu ya? Ben de geleyim, korurum seni. Ver şunu. Oo, geldiniz mi hanımefendi? Geldiler beyefendi. Siz adam olsaydınız hiç gitmezlerdi. Sana ne lan? Ne demek lan sana ne? Kardeşim o benim, koruyorum. Ulan senin kardeşinse benim de karım. Onu korumak sana değil, bana düşer, anladın mı? Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Sen konuşma lan eksik etek. Dur ablacığım, sen hiç karışma, ben seni korurum. Sen şöyle geç bakayım. Ne olacak lan, ne diyorsun? Şimdi konuş bakayım. Ulan sana bir kafa çekersem görürsün gene ha. Bana bak enişte bey, elimi kaldırtırma ha. Konuşukturma lan. Allah'ım hadi ya, ulan ben adamı götürürüm ulan. Sayın savcının söyledikleri safsatadan ibarettir. Bu adamcağız sadece kardeşini korumak için bu vukuatı işlemek zorunda kalmıştır. Sen ne yaptığını sanıyorsun be? Ben kadını koruyorum. Kocasından olmuş, bir de abisinden olmasın. Abisi dediğin kişi bir katil. Nasıl korumak bu? Kim istedi sizden beni korumanızı? Sen sus bakayım. Sen otur yerine kızım, biz seni koruruz. Ama ben... Kadın sus sen. Allah Allah. Sayın hakim, bu kadının korunması lazım. Biz niye bu dil sanıyorsun sen? Vallahi bilmiyorum. Bana bak, adamın kafasını bozma. Ne demek istiyorsun vallahi bilmiyorum demekte? Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Bu adamın idamını talep ediyorum hakim bey. Müebbet versek? Müvekkilimin beraat etmesi, bu kadının da gerçek anlamda korunması gerekir hakim bey. Ne demek istiyorsun? Ben şunu demek istiyorum. Burada katliyen gerçekten dolayı çıkıyorum. Ben müvekkilimin beraatını istiyorum. Sizi dışarıya attırırım. Beni korumayın, istemiyorum. Bırakın beni. Geçmiş olsun Fatma Hanım. Sağ ol Niyazi Usta. Artık dulsunuz. İti kopuğu etrafınızda dolaşır ama merak etmeyin, ben sizi korurum. Gece filan canınız sıkılırsa beni bir arayın, ben sizi korurum. Hadi Niyazi Usta, hadi. Hadi işine. Fatma Hanım. İşine beni sinirlendirme. Tövbe tövbe yarabbim. Fatma Hanım ya, Niyazi'yi buradan çıkarken gördüm. O itin tekidir ya, ama pek yanaşmayın. Ama ben sizi korurum, merak etmeyin ha. Defol, defol be! Defol artık! Şu kadınları korumasanız, kadınlar daha güvencede olacaklar. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Şuradakini buraya koymak değildir. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Arada bir zülfiyare dokunduk. Tam yerine rast geldi, manzara koyduk. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Meclise devamsızlık eden milletvekillerinden para cezası kesilecek. Bozulmadık bir turist kalmıştı, ona da olan oldu. Yerel seçim sonuçları kazanan ve kaybedenleri ortaya çıkardı. Ev sahipleri, ev arayan bekarlar için yeni bir uygulama başlattı.
Doktorlar işsizlikten yakınırken muayenehaneler dolup dolup boşalıyor. Şimdi haberler. Meclisteki oturumlara mazeretsiz katılmayan milletvekilleri her gün için 2.100.000 lira para cezası ödeyecekler. Akşam elektrikler kesikti ya da misafirimiz vardı türünden mazeretlerin geçerli sayılmayacağını öğrenen milletvekilleri büyük bir panik yaşadı. Talih Bey, oturuma katılmayan milletvekilleri her katılmadıkları oturum için 2.100.000 lira ceza ediyorlar. Siz ne diyorsunuz bunun için? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Evet. Hakikaten böyle bir ceza mı koymuş? Doğru efendim. Ah, ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Aa, bu kadar olmaz. Ne zamandan beri bu böyle ya? Uzun zaman oldu. Aşk olsun ya. Yani arkadaşlar da bir haber vermiyorlar ya. Aa, sizin bundan haberiniz yok muydu? Ya ben haberim nasıl olsun ya? Ben Büyük Millet Meclisi'ne uğramayayım ki. Tabii uğruyorum. Ay başlarında maaşımı almaya geliyorum ya. Ya şimdi 15 gün 2'den olsa 30 milyon. Ya olacak iş değil ya. Ya zaten 60-70 milyon lira maaş alıyoruz. Onundaki ya, ya. Millet Meclisi oturumu biraz önce sona erdi. Ben yeni gelen bir milletvekili görüyorum. Beyefendi, biliyor musunuz cezaya girdiniz? Hayır, ceza falan vermem. Aa, niçin? Hanımefendi, mazeretsiz olarak katılmayanlardan ceza alınacak. Benim mazeretim var. Mazeretiniz nedir? Hanımefendi, 3 saattir arıyorum. Gelmeye gelmeye meclisin yolunu unutmuşum. Geldim, Abdullah Hükümer burada. Geldim. Şimdi de Maliye Bakanı'nın bu konudaki görüşlerini alıyoruz. Evet beyefendi, siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Vallahi bence çok iyi oldu. Bu maliye için çok büyük bir ek gelir oluşturacak. Nasıl olsa bizim milletvekilleri bu devamsızlık huylarından öyle kolay kolay vazgeçemezler. Bu da büyük bir kaynak demektir. Büyük konuşmayayım ama bu yolla da belki de bütçe açığını bile kapatabiliriz. Ülkemizde turiste yoğunlaşacak gaz gözüyle bakılmasına rağmen bu yıl turizm gelirleri beklenenin altında gerçekleşti. Sayın seyirciler, Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir araştırma sonucunda çok ilginç bir sürprizle karşılaştık. Şu anda yanımda görmüş olduğunuz aile ne bir Türk ailesi ne de yabancı bir aile. Hatta geçim sıkıntısı bile çekmiyorlar. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Elbette tanıyabilirsiniz. Efendim benim adım David. Bu karım Titi. Selamun aleyküm. Hallo. Aleyküm selam. Ha, bu da büyük oğlum Mike. Selamun aleyküm bacı. Nasılsın? Sağ ol. Efendim hiç Türk ailesine benzemiyorsunuz. Neydi sizi bir Türk ailesi gibi giymeye iten sebepler ve neydi sizi bir Türk ailesi gibi davranmaya iten etkenler? Turiste de hiç benzemiyorsunuz. Efendim bize turist demeye bir şahit lazım, öyle değil mi? Aynen öyle. Nasıl? Lafı gediğine kodum. Öyle. Efendim şimdi İngiltere'den çıkarken İngiliz arkadaşlar beni çağırdılar. Gel hele David dediler. Gittim yanlarına. Dediler ki bak şimdi Türkiye'ye gidiyorsun. Sizi orada turist zannederlerse orada Türkler size acayip kazıklar. Ya Türkiye'de turistleri kazıklıyorlar dediler. 5 misli fiyat getiriyorlarmış. Peki turist olduğunuz anlaşılmasın diye mi böyle giyindiniz? 2 dakika delikanlı ol birader, anlatacağız. Yabancı olduğumuz çakılmasın diye tebdili kıyafet ettik. Sonra bir baktık şöyle ülkenizde genelinde bir gözlem yaptık. Peki seneye tekrar gelmeyi düşünüyor musunuz? Türkiye cennet, geleceğiz. Bu sene getirdiğimiz küçücük bir parayla 3 ay tatil yaptık. Seneye daha küçük bir para getireceğiz, 6 ay tatil yapacağız. Sizin gibi böyle yapanlar var mı? Efendim şimdi bizim bütün İngiliz arkadaşlar böyle yapıyormuş. Hatta Fransızların da böyle olduğunu duyduk. Ama ben bir şey diyemeyeceğim. Ben Mitterrand'ın yalancısıyım. Peki teşekkürler. Son zamanlarda her taşın altından gizli kamera çıkıyor sayın seyirciler. Özel yaşamın tepesinde demokrasinin kılıcı gibi sallanan gizli kameralar günlük yaşantımıza da girmiş durumda. Şimdi gizli kamerayla tespit ettiğimiz görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Ya çocuk gelip de babamlar size şantaja gelecek deyince nasıl sevindik var. Yani aynı apartmanda olmamıza rağmen görüşemiyoruz. Ya önceden başka bir program yaptıysanız bayram diye biz başka bir günde gelebiliriz. Olur böyle şey canım. Zaten çocukların dersi vardı değil mi canım? Öyleyse sıkı durun. Size bir sürprizimiz var. İsterseniz lafı uzatmadan konuya girelim. Sizden bu kaset için 500.000 lira talep ediyoruz. İnanın bu kaset için 500.000 lira çok az bir fiyat. Ya ne varmış o kasette? Buyurun bakın. Ah çok merak ediyorum vallahi. Hadi bu arada biz de biraz sigara içelim bakalım. Vallahi çok alemsiz. Bakalım ne çıkacak. İnanın bu kaset tam bir haftalık titiz bir çalışmanın sonucu. Biliyorum sen titiz adamsın. Sen bu video kanalını değiştirdin mi hayatım? Hadi şekerim ben de merak ediyorum, biraz çabuk ol.
Ha değilmiş. Vallahi çok merak ediyorum. Şu görüntülerin güzelliğine bak. Pırıl pırıl. Seninle iftihar ediyorum kocacığım. Bak Eray, seni 5 numaranın gazetelerinden araba kuponlarını keserken yakaladım. Hay aksi, nasıl fark etmemişim ya? Bir de aynı gün ekmeğin en güzel yerini, köşesini yerken yakalamışım. Şu görüntülerin güzelliğine bak. Pırıl pırıl. Sen kendini böyle yakalattırır mı? Dünya yıkılsa zaten senin ruhun duymaz. Dikkatsiz. Eray Bey'in bir suçu yok Nuray'cığım. Gürol çok iyi saklamış kamerayı. Haklısınız. Çok teşekkür ederim hayatım. Herhalde bu kaset için bir 500 bin lirayı hak ettik değil mi? Dur bakalım Gürol, acele etme. Esasından ben de sana şantaj yapmak için gelecektim ama kısmet bugüneymiş. Hadi Nuray çıkar bakalım. Çıkartayım canım. Biz de artık sürprizimizi yapabiliriz. Biz de az uğraşmadık yani. Takıyorum canım. Bakalım siz bizimkini nasıl bulacaksınız? Kameramanlıkta Eray da sizden aşağı kalmaz hani. Nasıl güzel iş değil mi? Önce iyice bir etrafını kolluyorsun. Emin olduktan sonra çaktırmadan adamın canım arabasını boydan boya. Şu keyfe bak. Doğan Bey arabasını seninkinin yerine park edince adamın arabasını nasıl da boydan boya çizmişsin. Bu da bana yaradı tabii. Bok herif. Her neyse, şimdi kasetleri takas ederiz. Böylece de ödeşmiş oluruz. Yok. Doğan Bey arabasını boyatmak için 750 bin lira masraf etti. Şimdi ben bu kaseti ona yollasam senin ona 750 bin lira ödemen lazım. Benim 500'ü düşerse geriye 250 bin lira kalıyor. Demek ki ben senden 250 bin lira rica ediyorum. Hay Allah. Şu borcumuzu verelim. 100, 200, 250. Şöyle. Şu da sizin kasetiniz. Buyruğa bakmıyorsun değil mi? Aman rica ederim. Bu da sizin kasetiniz, buyurun. Çok teşekkürler. Biz de kalkalım artık. Daha Tahir Bey'lere uğrayacağız. Acayip bir falsosunu yakaladım geçenlerde. Tam 1 milyon isteyecektim ama artık bu 250 bini onun üstüne ekleyeceğiz. Bak, adama çok yüklenme. Benim de onunla ilgili bir numaram var. Bana da biraz bir şeyler kaldı. Tamam. Günümüzde artık okumazsan hammal olursun sözü geçerliliğini kaybederek, okusan da okumasan da biraz zor hammal olursun şeklini aldı. Hammal olabilmek için ödenen hava parası 100 milyonu aştı. Konuyla ilgili görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. İyi günler. İyi günler. Siz hamal mısınız? Yok bacı, henüz kısmet olmadı valla. Neden, parayı mı denkleştiremediniz? Yok canım, parayı denkleştirdik. Eş dost çok yardım etti valla. Köyde de ne var ne yok sattık, para hazır. Peki o zaman neden hamal olamadınız? Bacı para gördüğün şu çuvalın içinde yerinden kımıldatamıyorum Meret'i. Parayı hamal başına götürmeyince hamal olamadık. Yani parayı hamal başına götürsek... Hamallık çantada keklik. İyi günler. Hamal olmak için 100 milyon lira ödemek gerekiyormuş, doğru mu? Doğrudur. Peki her 100 milyonu ödeyen hamal olabiliyor mu? Oluyor mu ya? Alt tarafı bir üniversiteye girebilmek için bile imtihan ediyorlar. Hamallık için de imtihan lazımdır. 100 milyon onun harcıdır. Peki bu imtihanı seyredebilir miyiz? Tabii, şöyle dur bakayım kenar. Evladım sen hamal mı olmak istiyorsun? Gel bakayım buraya, gel gel. Ağam, izin olursa paramı da getir. Dur bakalım, ona da sıra gelecek. Ulan ne o? Senin ayağını bir yamuk mudur yoksa? Ağam, ben okulu Doğu illerinden birinde okudum. Karda kışta okula gelip giderken oldu. Ya, ulan senin kolun da çarpık mıdır ne? Ortaokuldayken kitap taşımaktan oldu. Ailem fakirdi, öyle servise falan binemez. Sırtında da kambur mu var ya? Ya, var ya, lisedeyken oldu. Babam faturaları ödeyemeyince elektriklerimiz kesilirdi. Ben de mum ışığında yazdıklarımı görebilmek için eğilirdim. Ondan oldu. Gözlüğünde vardı. Bu da üniversite hatırası. Gözlerimi üniversitedeyken bozdum. Ama bütün sınıflarımı iftiharla geçtim. İyi. Çekil kenara da sıradaki gelsin. Hadi bakayım. Ben hamal olamayacak mıyım? Yok kardeşim, yok. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Sen hayatını boşu boşuna heder etmişsin. Senden hamal babal olmaz. Çekil kenara, çekil. Ülkemizde kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin sayısının oldukça fazla olduğu bildirildi. Dünya her alanda hızla ilerlerken ülkemizin bazı kesimlerinde kız çocuğu okuyup da ne olacak anlayışının hala sürdüğü gözleniyor. Ne kadar tatlı kaçınıyordu. Bey,
toparlan. Kızın öğretmeni Şükran Hanım geldi. Oo, hoş geldin Hoca Hanım. Buyur. Rıza Efendi bugün gene kızını okula yollamadım. Canım bırak onu. Hele şöyle geç bir otur soluklan bakayım. Rıza Efendi ben buraya oturmaya gelmedim. Kızını okula yollaman için seni son kez uyarmaya geldim. Bak Rıza Efendi, senin yaptığın hem suç hem de kızın hayatıyla oynuyorsun. Aman be Hoca Hanım, bırak Allah aşkına. Kız benim değil mi? İster gönderirim, ister göndermem. Vallahi benden söylemesi. Müdüre Türkan Hanım çok kızıyor. Heh, kızsın. Ne yapalım? Sen bilirsin dedim ya. Ama Müdüre Hanım kaymakam Nalan Hanım'a şikayet edeceğini söylüyordu. Etsin ne olur. Ne olur var mı? O da vali Mine Hanım'a söyler. Canım bırak Allah aşkına, söylerse söylesin. Tövbe tövbe. Bak aklını başına topla Rıza Efendi. Vali Hanım'ı küçümseme. Bizim bölgenin milletvekili Nurten Hanım'la arası çok iyidir. Onun da Bakan Selma Hanım'a nazı geçer. Canım boş ver hay Allah. Boş ver deme. Eğer onlar hakkında bir suç duyurusunda bulunurlarsa savcı Şefika Hanım da senin hakkında dava açar. Açsın. Sen laf anlamayacaksın. Günah benden gitti. Bey ne yapıyorsun? Mahkemelerde mi sürüneceksin? Biliyorsun hakim Gülşen Hanım çok sertmiş. Mahkemeye niye ben gideyim? Avukat tutarım. Nasıl vereceksin avukat parasını? Biliyorsun avukat Necla Hanım çok para ister. İstesin. Bizim patron Muhalle Hanım'dan rica ederim, bana para verir. Bey inat etme, gönder şu kızı okula. Aman! Kız çocuğunu okutacağım da ne olacak sanki? Alt tarafı kız. Okuyacak da adam mı olacak? Meclisteki oturumlara mazeretsiz katılmayan milletvekilleri her gün için 2.100.000 lira para cezası ödeyecekler. Akşam elektrikler kesikti ya da misafirimiz vardı türünden mazeretlerin geçerli sayılmayacağını öğrenen milletvekilleri büyük bir panik yaşadı. Talih Bey, oturuma katılmayan milletvekilleri her katılmadıkları oturum için 2.100.000 lira ceza ediyorlar. Siz ne diyorsunuz bunun için? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Evet. Hakikaten böyle bir ceza mı koymuş? Doğru efendim. Ah, ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum. Aa, bu kadar olmaz. Ne zamandan beri bu böyle ya? Uzun zaman oldu. Aşk olsun ya. Yani arkadaşlar da bir haber vermiyorlar ya. Aa, sizin bundan haberiniz yok muydu? Ya ben haberim nasıl olsun ya? Ben Büyük Millet Meclisi'ne uğramayayım ki. Tam uğruyor mu? Ay başlarında maaşımı almaya geliyorum ya. Ya şimdi 15 gün iki den olsa 30 milyon. Ya olacak iş değil ya. Ya zaten 60-70 milyon lira maaş alıyoruz. Onun da ki ya. Millet Meclisi oturumu biraz önce sona erdi. Ben yeni gelen bir milletvekili görüyorum. Beyefendi biliyor musunuz cezaya girdiniz. Hayır. Ceza falan vermem. Niçin? Hanımefendi mazeretsiz olarak katılmayanlardan ceza alınacak. Benim mazeretim var. Mazeretiniz nedir? Hanımefendi 3 saattir arıyorum. Gelmeye gelmeye meclisin yolunu unutmuşum. Geldim. Abdullah Tükümer burada. Geldim. Şimdi de Maliye Bakanı'nın bu konudaki görüşlerini alıyoruz. Evet beyefendi, siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Vallahi bence çok iyi oldu. Bu maliye için çok büyük bir ek gelir oluşturacak. Nasıl olsa bizim milletvekilleri bu devamsızlık huylarından öyle kolay kolay vazgeçemezler. Bu da büyük bir kaynak demektir. Büyük konuşmayayım ama bu yolla da belki de bütçe açığını bile kapatabiliriz. Sayın seyirciler, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bazı bölgelerde yerel seçimler yapıldı. Bu seçimlerde kimin kazanıp kimin kaybettiğini sizler için araştırdık. Efendim biliyorsunuz yerel seçimler yapıldı. Sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şöyle değerlendiriyorum. Biz iktidar partisi olarak yerel seçim sonuçlarından son derece memnunuz. Bir kez daha halkımız bizden memnun olduğunu göstermiş ve hükümetten güvenini esirgememiştir. Yerel seçimleri bizim kazandığımız son derece açıktır. Efendim yerel seçim sonuçları hakkında ne diyeceksiniz? Bu yerel seçimlerde bizim partimiz kesin zafer kazanmıştır. Erken seçime gidilmelidir. En kısa zamanda erken seçim yapılmalıdır. Bizim partimiz kesin zafer kazanmıştır. Siz seçim sonuçları için ne diyeceksiniz? Biz kazandık. Birinci parti biziz. Bizim kazandığımızı bir çocuk bile anlayabilir. Madem ki oylar bize geldi, o halde biz kazandık. Siz ne diyeceksiniz yerel seçim sonuçları hakkında? Vallahi ne diyeyim anam, baksana hepsi kazanmış. Bu kadar kazanana bir de kaybeden lazım. Değil mi ki hepsi kazanmış, demek ki yine biz kaybetmişiz. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Thank you.
olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Geliyor. Haftaya Olacak O Kadar televizyonunun çok önemli bir konuğu var. Geliyor. Ve ayağının tozuyla çok önemli mesajlar veriyor. Bir gelsin de görün. Değerli vatandaşlarımız, lezzet testi için İstanbul'un mutena bir semtindeyiz. Şimdi efendim aranızdan var mı acaba lezzet testimize katılmak isteyen? Beyefendi, beyefendi önce el kaldırdı. Onun için beyefendi alıyoruz, alkışlar da alıyoruz. Teşekkür ederim. Efendim 43 yaşındayım, evliyim, bir tane çocuğum var. Çocuğum ortaokulda okuyor, ben de bir kamu kuruluşunda çalışmaktayım. Hayda. Bunlara lüzum yok bey baba. Şimdi gördüğünüz gibi burada 4 tane tabağımız var. Evet. Bu tabaklardan acaba hangisinin altında bizim yağlı ekmeğimiz var bakalım bunu bilebilecek misin? Evet, bir moral alkışı verelim. Bir moral. Teşekkür ederim, teşekkür evet, ederim. Evet, evet. Şunda. Şunda diyorsunuz bakalım doğru mu söylüyorsunuz? Açıyoruz. Maalesef yağlı ekmeğimiz bu tabağın altındaydı. Bakınız burada gördünüz mü? Kısmet bilemedik. Evet. Hadi iyi günler, kolay gelsin. Hadi. Bir dakika, bir 10.000 lira atın da öyle gidin bakalım. Ne 10.000'i anlamadım. İşte oynadık ya hani bilemediniz 10.000 lira vereceksin. Güzel şakaydı, güzel şakaydı. Hadi kolay gelsin, iyi günler. Gel buraya gel, şaka değildi. At bakalım bir 10 kağıt, hadi bakalım. 10.000 lirası manyak mısınız ya siz? Lan bu bir oyundu, bilemedim vereceksin. Aa, olur mu ya bu yaylan? Hadi Allah. Bir dakika, polis, adam soyuyor. Susak, topluyor. Hadi, tire. Evet, İstanbul'un mutena bir semtindeyiz. Şimdi testimiz başlıyor. Var mı testimize katılmak isteyen? Hadi ben de katılayım, ben de. Olacak o kadar da gelecek hafta. Vallahi hocam içerisi tıklım tıklım dolu. İçerisi tıklım tıklım da burası niye? Tık. Sokacak yer bulamadığımız gizli kameramızı bu kez doktor muayenehanelerine soktuk. Sana da koyuyorum. Koy koy. Haydi sağlığına abi. Sağlığına. Sağlığına abiciğim. Zamlardan sonra hala meyhanelere gidebilenler var. Hamit el sabah sizin için araştırdı. Oturuyorum şurada, ne var ya? Arkama geçmiş muzuruklar çeviriyorsun. Dilim sürçtü. 47 diyecektim, 37 dedim ayol. Tük 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 tük. Ay ne yapayım, 57 olsun bari. Ünlü şarkıcı Bestami ve kemancısı fidye istemiyle kaçırıldılar. Kaçırılma öyküsünün ayrıntılı haberi haftaya Olacak O Kadar da. Daire için rahatsız etmiştim efendim. Kiralamak mı istiyorsun? Eğer siz uygun görürseniz evet efendim. Bekar mısın? Maalesef bekarım. Güzel. Gel içeride konuşalım. Gel çocuğum. Gel, gel. Hay Allah. Acıdım vallahi sana. Bu zamanda bekara kim ev verir ki yavrum? Vallahi içim parçalandı. Geç şöyle otur çocuğum, geç. Teşekkür. Geç, hay Allah. Bir yolunu buluruz elbet. Bir şeyler ayarlarız. Sigara içer misin? Kullanmıyorum efendim. Hiç mi? Hiç efendim, ben içki de kullanmam. Maşallah, maşallah. Maşallah. Kahve içer misin? Yok yok, kahve içmeyeyim. Şu ev meselesini konuşsak. Ev meselesi kolay. Bir kahve iç de konuşuruz. İç bir kahve çocuğum. Nurten, Gülten. Ne kıkırdıyorsunuz kız? Bekar bir erkek işte. Hadi iki kahve ayarlayın bakayım. Peki.
Nurten benim kız oluyor yavrum. Anlaşılıyor. Ben de annesiyim. Ne doktorlar ne mühendisler istedi de vermedik. Evi mi? Yok canım, benim kızları. Verseydiniz, niye vermediniz yoksa defolu mu çıktılar? Olur mu çocuğum? Bu zamanda kız kısmını vermek kolay mı? Helal süt emmiş biri lazım. Doğru, doğru. Sen ne iş yapıyorsun yavrum? Efendim ben okulumu 2 ay önce bitirdim, stajyer avukatlık yapıyorum. Oh maşallah. Annen baban var mı çocuğum? Onlar memleketteler efendim. Maşallah, maşallah. Teşekkür ederim. Pek ne güzelmiş. ne diyelim, kısmetse olur. Kaç oda bir salon? Ev rahat rahat yeter damat. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sen hiç bekara ev verildiğini gördün mü? Nadiren, cüzi miktarda. İstisnalar kaideyi bozmaz yavrum. Bir, sen bekar bir erkeksin. İki, günün birinde evlenmeyecek misin? Kısmet olursa evleneceğim efendim. Pek güzel konuştun yavrum. Kalk çocuğum, kalk. Allah aşkına şuna bir bak. Ay parçası gibi. Şöyle bir makyaj yapsan Türkan Şoray'dan ne farkı olur ha? Hadi çocuğum, hadi olsun bitsin bu iş. Vallahi çok ani oldu, çok da güzel. Fakat ben biraz daha düşünsem. Ne var düşünecek çocuğum? Düşün düşün, boktur işin. Hadi yavrum. Düğünü, nikah hepsini birden yaparız. Vallahi bu devirde ev kolay bulunmuyor. Bekara da ev vermiyorlar. Tamam anasını satayım. Yaşa yavrum. Neydi senin ismin? Recai efendim. Aferin Recai. Öp bakayım ananın eline. Öpeyim anacığım. Dangalak Bank. Başka türlü hizmet. Hesabımı çekeceğim dedim, derhal ödeme yaptılar. Benim bu bankada hesabım yoktu ki. Hayali ihracat için kredi istiyorum. Veriyorlar, geri de almıyorlar. Bizim beyin bıraktığı para yetmiyor. Pazara neyim giderken hep buradan gelip alıyorum, sağ olsunlar. Para yatırmadan para çekildiğini de gördüm ya, ölsem gam yemem artık. Abicim ben 20 yıllık hırsızım. Ömrümde böyle banka görmedim ha. Hiçbir güvenlik önlemi yok. İçeriye giriyorum, ben hırsızım diyorum. Buyur abi, hoş geldin. Başımızın gözümüzün üstünde yerim var diyorlar. Hizmet dediğinde böyle olur yani. Açtığım bütünle gelip buradan alıyorum. Helal olsun bu bankaya. Kafama estikçe soyuyorum. Hiç kimse çıkıp da sen ne yapıyorsun demiyor. Çok takdir ediyorum bu bankayı. Türkiye'de artık her kesime hitap eden bir banka var. Dangalak Bank. Yeni kuruldu. Amatör kadrosu ve güçlü sermayesiyle sizlere hizmet için çırpınıyor. Kapanmadan yetişin. Dangalak Bank. Başka türlü hizmet. Şurayı kes. Şu anadam hadi be. Fendi ver, fendi. Tampon ver. Aman tampon. Bir dakika, elimizdeymişken şunu da bir kesip sinir uçlarına verelim. Sinir uçlarına dikkat et. Hilmi abi! Hilmi abi! Narkozun etkisi geçmeye başladı galiba. Hasta sayıklıyor. Ayarlıyorum hocam. Hilmi abi! Hilmi abi! Hilmi abi! Vay! Vay! Vay benim Hilmi abi! Ay canım be! Ay! Uzatmış sere serpe yatıyor abi. Sen de kimsin bir adam? Nereden çıktın? Ben bunun ziyaretçisiyim Hilmi abi. Saygılar abi. Ne ziyareti be adam? Nasıl girdin içeri? Kolay olmadı tabii. Mis gibi kıymalı böreğin yarısını hademeye verdim içeri girmek için. Çabuk çık dışarı. Ameliyat yapıyoruz burada. Yoo, İlmi
kendi ağzından duymadan şuradan şuraya gitmem ben. Midesini mi açtınız? Oo, görüyor musunuz? Hilmi abimin içine dışı kadar temiz ben. Salak mısın sen be adam? Bak yanlış yeri kestim. Tampon ver, tampon. Baba, doktor abla, tampon yoksa ben sana mendilimi vereyim, temiz valla. Damar kesildi. Adam çıksana dışarı. Ameliyat bu, şakaya gelmez. Şakaya gelir. Hilmi abi acayip şaka kaldırır. Vay benim abim be. Aslanım benim, aslanım benim. Hilmi abimin ömrü boyunca kalbi kanadı. Ama bunu bize hiç hissettirmedi. Hıy benim güzel abim. Ulan hasta senin yüzünden ölecek be. Abim ölür. Benim için ölür, canını bile verir. Bunu siz anlayamazsınız güzel abim benim. Hadi kardeşim çık dışarı, bizi yalnız bırak. Yalnız bırak bak bu. Olur mu be? Ben Hilmi abimi yalnız bırakırım. Abim benim. Yalnız bırakır mıyım ben onu be? Ulan adamın başına yastık bile koymamışım da. Şöyle bir altına bacağımı koyayım şuraya. Bak abi, Hilmi abi. Abi Esma yengen sana sevdiğim böreklerden hazırladı. Yanına da bir iki tane dolma koydu. Aç ağzını abi. Çek elini, çek. Nasıl yesin adam, görmüyor musun be? Dolmayı sana vermiyoruz diye kıskanıyorsun değil mi? Kimse senin ağzına dolma vermiyor tabii. Ah benim Hilmi abim ya, abla, doktor abla. Ya istirhametsem şu börekleri hazır midesi açıkken bir oraya bir yerleştirsen abi be. Esma yengesinin böreklerini çok sever, bir parke döşer gibi şunu bir döşeyim var abi be. Allah Allah, ver tampon ver. Abi sen ben olacak adam benim abi be. Abi be abi. Çıldıracağım, mideyi kestik. Midesi mi parçalandı? Al. Al. Benim midem al. Böbreğimi al, yüreğimi al. Hilmi abime bütün parçalarım feda olsun. Hastanın kalbi durdu galiba. Hastayı kaybettik. Ne? Hilmi abim öldü mü? Hilmi abi, seni Türk hekimlerine emanet eden de kabahat. O kadar da başında durdum ama sana sahip çıkamadım abim. Nasıl sana koydular? Güzel abim benim, güzel abim. Hemşire hanım! Mistürü, ustura, kasatura, delici, kesici, ne varsa hepsini ver. Bana bak, uyuyacağım ulan seni. Güzel abinin yanına yollayacağım. Yürüyün lan, yürüyün, yürüyün. Reklam arası. Reklamlardan sonra yine geleceğiz. Beni izlemeye devam edin. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Şahin Tahir Öksüz, mahkemeye! Şahin Tahir Öksüz, mahkemeye! Evet, kayıttayız. Olacak o kadar özel haber, iyi günler. Mehmet Mazlum adında yaşlı bir adam bir avukatı vurdu. Mehmet Mazlum'un bu avukatı vurmak için yıllardır planlar yaptığı ve sonunda iş yerine girerek tahammüden vurduğu bildirildi. Şu anda Mehmet Mazlum'un yanındayız. İyi günler. İyi günler efendim. Niye vurdunuz bu avukatı? Efendim hiç sormayın. O benim hayatımı söndürdü. Ben de onun hayatını söndürmek istedim işte. Çocuklarınızı vurdu, karınızı kaçırdı ya da evinizi mi bombaladı? Hayır hayır, daha kötü, daha kötü. O zaman tüm mal varlığınızı çaldı. Hayır efendim, öyle bildiğiniz gibi değil, uzun hikaye. Siz anlatın, bizim vaktimiz var. Peki madem istiyorsunuz. Efendim her şey bu adamın benim iş yerime gelmesiyle başladı. O gün... Kolay gelsin. Sağ ol abi. Bu içeride çalışan Mehmet Usta değil mi ya? Öyle mi abi? Eyvallah, hadi kolay gelsin. Mehmet abi. Hop Mehmet abi. Dur ya, seni ben bir yerden çıkartacağım, dur bakayım ya. Aha! Nedim, ne haber? İyidir be abi. Baktım bizim memlekette avukatlık para yetmiyor, ben de kalktım İstanbul'a geldim. Ulan neye yetmişim, hoş geldin canım benim. Abi burada mı çalışıyorsun? Abi burada çalışıyoruz, bir ekmek parası kazanıyoruz. Abi yaptığın zor iş be. Ağır iş hakikaten abi. Peki sigortan falan var mı? Buyur. Sigortan falan var mı? Ya sigorta da neymiş, nereden çıkartıyorsun böyle şeyleri ya? Ne diyorsun Mehmet abi, hangi çağda yaşıyoruz ya?
Peki hastalandın. Ne yapıyorsun? Patron iyi adamdır. Beni alıyor, hemen doktora götürüyor adam. Abi bence bu patron seni sömürüyor. Nerede senin bu patronun? Patron orada yukarıda odasında. Ben onunla bir konuşayım, bu meseleyi hallederim. Nedim? Merak etme, hallederiz abi. Nedim saçmalama, şurada bir ekmek parası kazanıyoruz. Tövbe ya. Ulan deli olan ortalığı karıştıracak şimdi. Hay Allah yarabbi ya. Peki sonra patronunuzla konuştu mu? Konuşmaz olur mu? O vakit gitmiş konuşmuş onunla. Peki patron sigorta yapmaya yanaştı mı? Ben de yanaşmaz zannediyordum ama bir baktım hemen yaptırıvermiş sigortamı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra çalışırken iş yerimde acayip bir sancı girdi karnıma. Hemen gittim patronun yanına, tıklattım kapısını. Gel. Efendim selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Masanın başında çalışırken karnıma bir sancı saplattı. Acaba rica etsem beni doktora kadar götürür müsünüz efendim? Dün gelen o avukat arkadaşın bağırıp çağırınca seni sigortalı yapmadı mı kardeşim? Al şunu, git sigorta hastanesinde muayene ol. Allah razı olsun. Allah ömürler versin. Saygılar, hürmetler beyefendi. Allah razı olsun. Sigorta kartınızı aldınız. Doğruca hastaneye mi gittiniz? Artık sigortalıyız. Bir de kartımız var ya, aldık kartımızı, tuttuk sigorta hastanesinin yolunu. Verin bakayım kağıtlarınızı. Hemşire hanım, affedersiniz. Ben çok hastayım hemşire hanım. Canım herkes hasta, burası da hastane zaten. İyi de benim durumum çok acil. Acaba bu hastanenin acil servisi yok mu efendim? Burası acil. Acil olmayanlara 5 yıl sonrasına gün veriyoruz. 5 yıl sonrasına? Peki doktor kaçta gelir acaba? Şimdi gelir. Eli çok çabuktur. Kırkar kırkar alıyoruz içeriye. Kırkar kırkar mı? 60'ar alıyoruz ama içerisi çok küçük. Sığmıyorlar biliyor musunuz? Açılın bakayım. Açılın. Ne bu gürültü? Ne bu inlemeler? Hadi hemşire hanım biraz telaş edelim, daha muayenehane yetişir. Peki efendim. Bakayım 680'den 720'ye kadar olan numaralar içeri. Yavaş, ay eşim takışmayın be. Gir şöyle. Sen ne bekliyorsun burada? Siz bana soyun bekle dediniz, ben de perşembeden beri bekliyorum. İyi, beklemeye de varım. Yavaş, saldırmayın hele. Hemşire hanım. Bu doktor çok serttir. Askeri hastaneden geldi. Merhaba hasta. Sağ ol. Hoş geldiniz. Sağ ol. Sıraya. Bir iki. Esas duruş. Lan. Hazır ol. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Hastayız. Allah şifa versin. Sağ ol. Baş ağrıyanlar. Hazır. Kaldır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaz hemşire hanım. İndir. Kan ağrıyanlar. Hazır. Kaldır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaz hemşire hanım. İndir. Prostatı olanlar. Hazır. Kaldır. 2 kişi. Yaz hemşire hanım. Yazıyorum efendim. İndirin ellerinizi. Sağ. Muayene bitmiştir. Allah kurtarsın. Sağ ol. Peçeteler hazır mı hemşire hanım? Hazır efendim. Dağıtın. Baş ağrıyanlar. Evet. Midesi ağrıyanlar. Prostatı olanlar. İkiniz kullanın. Hazır ol. Sağdan. Uygun adım. İleri marş. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar. Ay akşamdan ışıktır. Yaylalar. Hiç böyle muayene olur mu? Olmaz olur mu? Siz hiç sigorta hastanesine gittiniz mi? Yok, gitmedim. Aman sakın gitmeyin, tavsiye etmem. Peki reçeteyi verdiler. İlaçlarınızı aldınız mı? İlaçları almak için bir eczaneye başvurdum. İyi günler efendim. İyi günler efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Torununuza bir oyuncak mı alacaktınız? Torunuma hayır. O zaman size bir deodorant verelim. Bize. Veya saç spreyi. Başıma. Emzik. Ağzıma. Sabun. Elime. Yok, ben ilaç alacağım. İlaç ha? İlaç. Var bir iki tane verelim. Bakın benim reçetem var, bir bakar mısınız efendim? Bu sigortanın reçetesi kardeşim, bunu ben veremem. Niye? Olmaz kardeşim. Sigortanın reçetelerini yapmıyoruz. Peki bunu kim yapar hemşire hanım? Hiçbir eczane yapmaz kardeşim. Nereye götüreceğim ben bunu peki? Vallahi nereye istersen git. Memlekette demokrasi var kardeşim. Ama eczanelere gitme. Çünkü yapmazlar bu reçeteyi. Nereye gideyim, manava mı gideyim peki? Vallahi onu bunu bilmem. Şimdi güle güle de dükkanın önünü kapama. Nasıl iyileşeceğim ben peki? Peki. Ya demek öyle. Ya işte böyle kızım. Siz sigorta emeklisiydiniz değil mi? Evet, sigorta emeklisi oldum. Kuyruğa girdim, girmez olaydım. Ya hadi Allah'ım, sabahtan. Hadi bırakın. Bir kadın ilerlemiyor, bir kadın ya. Hiç
akşama kadar. Arkadaş, biz emekli olduysak çile çekelim diye mi emekli olduk? Hayatım nasıl anlayacak? Bu emekli güzel konuşuyor. Mehmet Bey, hayırdır inşallah siz de mi kuyruktasınız? Aa, merhaba Şükran Hanım. Merhaba efendim. Artık biz de girdik kuyruğa, aranıza geldik. Bir ay mı oldu iki ay mı? Niye, daha fazla olamaz mı Şükran Hanım? Hayır, yani ben bu kuyrukta üç aydan fazla dayanana rastlamadım da hiç. Biraz ilerleyebiliriz. Hadi ilerleyelim. Hadi. Adama bakın, emekli kuyruğunda mışıl mışıl uyuyor. Yok canım, o adam öldü. Gidip akrabalarına haber vereceğiz ama kimse kuyruktaki sırasını kaybetmek istemiyor ki. Birisi daha gitti. Allah rahmet eylesin. Hay Allah. Bakıyorum da kuyrukta gençler de var. Onlar emekli değiller. Onlar bakkalla kasap. Bazı emekliler onlara vekalet vermişler. Gelip onların maaşını alıyorlar. Ya. Hadi belki biraz daha yürü. Biraz daha yürü. Yerimiz doldu. Buyurun. Buyurun. Biraz daha İleri. İşte böyle kızım. Durup dururken, hiç aklımda yokken beni sigortalı yaptı. Hayatımı söndürdü. Ben de onu kıçından vurdum. Vicdanen rahatım. Kesinlikle pişman değilim. Şık ve alımlısınız. Çalımlı çalımlı gerine gerine yürüyorsunuz. Herkesin gözü sizde. Her şey güzel, yürüyün bugün. Yollar sizin, aybaşı maaş aldınız bugün. Esnaf şaşkın bakıyor ardınızdan. Sizi çok geç fark ediyor. Evet, o uyandı. Bir fırtına uçuruyor maaşınızı esnafa doğru. O parayı bir yandan tutuyor, siz diğer yandan. Çekti aldı ev sahibinin oğlu ev kirasına mahsuben. Gerisi size kalmış. Beni özleyin anacığım. Bye. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkârı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Olacak, olacak, olacak o kadar. 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 Programın bazı bölümlerini 18 yaşından küçükler de izleyebilir.
And so angel can be the tears.